Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golba.com'un ve Kayseri Üzülme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hızlı bir şekilde giriyorum. Söyleyeceğim çok şey var. Acele etmem lazım. Sizleri sıkmamak ve daha çok beğeni almak için, sizlerin kanala abone olması için kısa, net, öz, şeker gibi bir video çekmem lazım. İnşallah da o şeker gibi videoyu çekerim arkadaşlar. FDK Fenerbahçe'nin Gaziantep Futbol Kulübü maçında ısınmaya ve yayıncı kuruluşa verdiği röportajda 5 yıldızlı formayla çıkmasına hiçbir ceza vermedi arkadaşlar. ya Uyarı falan bile yok. Muhtemelen yanık kremi çok olacaktır. Fenerbahçe'mizin dünkü oynadığı maçta Fenerbahçe adına maçın adamı sizce kimdi? Şimanski, İrfancan Kahveci, İsmail Yüksek, İrfancan Eğribayat hani hepsini söyleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar gibi işte yok efendim ee, sanki Manchester City oynuyoruz diye aşağılayabilirsiniz. Şunu belirteyim. İrfancan Can Kahveci bir gol bir asistten oynadı. Batshuayi'nin asisti. Batshuayi bir asistten oynadı. Aslında iki olacaktı ama Zayt içine etti. Şimanski bir golle oynadı. Muhteşem bir gol. Tadic bir golle oynadı. Joshua King bir asistten oynadı. Fenerbahçe adına şahane bir olaydı. Galatasaray Molde, Adana Demirspor, Genk, Beşiktaş, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Twente eşleşmeleri. Bu saatten sonra ülke puanı şu bu adına ve takımların artık gruplara kalması adına son maçları bu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Galatasaray elenirse bildiğim kadarıyla UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Diğer takımlarımız elenirse Avrupa serüvenleri sona erecek. Umarım Altasaray UEFA Avrupa Ligi'ne gider. Diğer takımlar da Konferans Ligi'nden devam eder. Onu da daha söyleyeyim. Şimdi maçın istatistikleri Fenerbahçe toplam 18 şut 10 şut. 4'er isabetli şut ama bitiricilik yüksek olunca. İsabetli şut Fenerbahçe'nin 10 rakibin 3. Şut engelleme bizim 4 rakibin 3. 5 korner kullanmış rakibimiz biz 4 korner. Power sayısında 13'e 10 üstünlükleri var. Sarı kartta da 3'e 1 üstünlükleri var. Büyük şans rakibin bir bizim 3. Kaçan büyük şans rakibin bir bizim de 1. Direkten dönen 2 şutumuz var. Kontra ataktan 1. Kontra atak şutundan 1. Ceza sahası içinden şutlarda 11'e 4 üstünüz. Ceza sahası dışından 7'ye 6 üstünüz. Kaleci kurtarışları rakibin 1 bizim 4. İşte taraftarın İrfan Can Eğribayat konusundaki haklılığı çıkmış oldu ortaya. E, i̇sabetli pasta 545'e 349 öndeyiz. Rakip de çok pas yapmayı seven bir takım. Top sürme girişimi de 13'e 8. Rakip 15'e 10. Yani genelde top sürerek değil de set hücumuyla delip geçtiğimizin göstergesi. Top kaybı rakibin 102 bizim 105. İlk defa böyle bir istatistik görüyorum. Yani bir takım bir takımı 3-0 yenmişken 102'ye 105 ve daha az olması şaşırtıcı. Kazanan iki mücadele 33'e 40. Kazanan hava topu 4'e 8. Top çalma 10'a 12 diyor. Ben kişisel olarak birkaç kişinin performansına bakacağım arkadaşlar. İrfan İrfancan Eribayat 8.6. İrfancan Kahveci 8.0. Hemen aklınıza bir şey gelmesin. 4 kurtarış İrfancan, 3 havadan top alma, 3 kurtarış ceza sahası içinden, 1 penaltı kurtarma, 27 21 pas isabeti, 9'da 3 uzun top demek. Uzun toplarda 6 isabet istatistiği var. 8.6 hak etmiş. İrfancan Kahveci hep yerin dibine sokarsınız. Bugün de övmeyi bilin. 79 dakika bir gol, bir asist, bir isabetsiz isabetli, bir isabetsiz şut. 3'te 1 top sürme girişim başarısı. 60'ta 51 pas isabetim. 1'de 0 orta isabeti. 3'te 3 üç uzun top. 7'de 2 ilkini mücadele kazanma. Top kaybı 14. 1 faul kendisine yapılan yok. 2 tehlike engelleme. Bir top çalma. 2 adam kaçırma yapmış. Maçın adamlarından biri. Samet Akaydın ben çok beğendim. İstatistiksel olarak bir tehlike engelleme diyor. Eee hani bir faul yaptı falan diyor ama ben İsmail yani Samet Akaydın'ı istatistikte beğenmezsiniz ama ben oyunda çok beğendim. Onun üzerinden 9-9.5'a kadar puan verebilirim. Açık söyleyeyim. Perez'i beğenmedim. <laughs> Perez'in istatistiği daha iyi. 4 tehlik engelleme, bir şut engelleme, bir pas arası, iki top çalma. Neden olunan penaltı bir. 7'de 2 ikili mücadele kazanma diyor. <laughs> Ve Tadic, Şimanski zaten anlatmıyorum. Osterwold'e 90 dakika 5 tehlike engelleme, 1 pas arası, 1 top çalma, 1 adam kaçırma, 7'de 4 ikili mücadele kazanma, 2'de 2 hava topu kazanma. Top kaybı 12 kendisine bir faul yapılmış. 42'de 40 isabetli pas arkadaşlar. Orta isabeti 7'de 2, uzun top isabeti 3'te 1. 2'de 2 top sürme girişimi diyor. Ben Oster Goldeyi de beğendim açıkçası. Ferdi biraz sırıttı sanki de Ferdi'nin hafif bir sakatlığı var diyor. Ee, Oyuna sonradan girenlere de çok fazla puan vermek istemiyorum. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyeti aldı. Dusan Tadiç. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 5. maçta da skor katkısı yaptı arkadaşlar. Hey maşallah diyelim. Ee, bu istatistiği herhalde Fenerbahçe'de yakalayan kimse yoktur. Dinamo Kiev 5 rakibi bu arada onu da konuşmuştuk. Fenerbahçe... Ülke sıralamasında hemen arkamızda yer alan Avusturya'nın Avusturya Viyen takımı Lejja Varşova'ya evinde 5-3 yenilip kupaya veda etmiş. Bu da Türk takımları için iyi bir olay. Bizim rakibimiz Twente ilk maç 27'sinde evimizde. Şey 24'ünde evimizde. Rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü rakibin stadyumunda. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Hani maçtan sonra şu transfer çalımı bu transfer çalımı demek istemiyorum ama neyse şu ben konuşacaklarımı konuşayım da en sona bırakayım orayı. Niye en sona bırakayım? Çünkü çok söylenecek şey var. Mesela Fenerbahçe 2003 doğumlu Mısırlı Omar Fayet'le 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Haberleri de kısa keseyim de birkaç duyum serpiştireceğim araya serpiştirmek zorundayım. Şimdi El Maqauto teknik direktörü konuşmalar yapmış. Yani Fenerbahçe'nin büyük bir geçmişe sahip olan falan filan profesyonellik kesişti. Mısır kulüplerinden şöyle yaptı böyle yaptı. Güvendiğim oyunculardan biri genç yaşına rağmen fiziksel gücü sert savunmasına dikkat çekiyor. 3 maç oynadıktan sonra takımın temel direklerinden biri haline geldi diyor. 2003 doğumlu bu olimpiyatlara katılan tek oyuncu oldu. Daha önce Mısır'ın teknik direktörlük görevini yaparken Muhammed Salah ve Muhammed Elneni'yi çalıştırdım. Omar Fayen'in hızı, hırsı ve fiziksel yetenekleri onların bir uzantısı olacağını görüyorum diyor. Yani oyuncuyu bayağı övüyor. Mısır Profesyonel Ligi bir tane en iyi defans oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Falan filan. Şimdi kıymetli arkadaşlar Fenerbahçe ayrılığı açıkladı. Kim açıkladı? William Arao'yu. Şimdi William Arao'nun ayrılması 2 saat ben size burada haberi okumayacağım. Çünkü dediğim gibi dakikanızı çalmak istemiyorum. Cuma cuma. Bilyan Arao, Panathinaikos'a transfer oldu, gitti, kurtulduk. Açık söyleyeyim. 3 milyon euro bon servis ödenecek diyor demesine ancak ben ee, bu konuda farklı duyumlarda sahibim. Örneğin Sabuncu Sabuncuoğlu 3 milyon euro diyor. Halha Arslan 3.250 diyor. Arda Birben 3 milyon euro diyor. Hayırlısı. 3 ve üzeri olsun. Yapılan açıklama kulübünden yeni sezon yapılanması süren Fenerbahçe, Maçı Arao'nun kalıcı transferi konusunda Panathinaikos'ta anlaşmaya varılmıştır. Yani kulübünde başarılar dileriz. O da şampiyonluk için falan filan gitmiş. Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya geldi. <laughs> 45 maça çıktı. Bir gol 5 asist. Şu soruyu soracağınızdan eminim. Hocam e, hani Araplara yüksek parayla gidiyordu. <laughs> Değil mi? Bu soruyu sormanız lazım. Ben olsam sorarım. Jesus'un kulübü de dahil birkaç Arap kulübüyle görüştük. <laughs> 6 milyon euro, 8 milyon euro hatta 10 milyon euroya kadar çıkan Arap kulübü oldu ama arkadaşımız yani maalesef gitmek istememiş. Yani şey de söylemek istemiyorum. Şunu söyleyeyim. Eee Arao'da bir ek bir madde olabilir. Kolay bir Gerçekleşecek bir madde olabilir. Onu söyleyeyim arkadaşlar ama detayına giremeyeceğim. Trabzonspor'dan Serdar Dursun hamlesi. Bu arada Trabzonspor taraftarlarından bazısı Türkleri öldürün tezahüratı yapan Maribor tribünlerine karşı, taraftarına karşı çok güzel metiyeler dizmişler. Yani ee, sövmüş, ee, güzel şey yapmışlar. Yürümüşler. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ya Avrupa'da birbirimize bu şekilde destek olmak zorundayız. Yani bugün Fener'e, yarın Trabzon'a, yarın Galatasaray'a, yarın Beşiktaş'a anlatabiliyor muyum? Bunların ağzına şey yapmak lazım. Pabuç bırakmamak lazım. Trabzonspor forvet araçlarını sürdürüyor. Bruno Petkovic transferine mutlu ulaşamamışlar. Hatırlıyor musunuz? Orsic, Petkovic zamanında Fenerbahçe ee, almak istiyordu Bielisa'yı. Fenerbahçe Bielisa'yı. Serdar Dursun ismi gündeme gelmiş. Ryan Bania ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Yalnız Bania, e, bilmiyorum da Trabzonspor'da iş yapar gibi geliyor bana. Maxi Gomez profilinde bir isim istiyormuş. Nenat Bielisa ve Serdar Dursun diyor. Almanya'dan talipleri de var diyor Serdar Dursun. Arkadaşlar Serdar Dursun'a çok teklif var. Gerçekten çok teklif var. Hatta e, Fatih Karagümrük Serdar Dursun'u açık açık istiyor arkadaşlar. Yani açık 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 net bir şekilde Serdar Dursun'u Fatih Karagümrük istiyor da. O nasıl olacak onu da bilmiyorum. Yani gitse bir dert kalmaz, kalsa bir dert kalmasa iki dert. Çok garip enteresan bir olay. Fenerbahçe'de da için karar çıkmadı diyor. Ben bu haberi özellikle aldım. Bir gün önceki haberi bu. Altta forma şansı bulamayan Osterbolde'nin takımdaki geleceği henüz netleşmedi. Eee Hollandalı Osterwolde Ocak ayında 6 milyon euroya alındı. Kendini gösteremedi diyor. Dünkü maçı izlediniz değil mi? Özellikle Osterwolde'nin istatistiğini söyledim. Arkadaşlar ön yargılarınızdan sıyrılırsanız futbolcularımızı beğeneceksiniz. İsmail Yüksek. Yerin dibine soktunuz. Ben İsmail Yüksek transferini verirken şöyle bir duyum verdim. Dedim ki arkadaşlar ben İsmail'i tanımam. Bilmem. Bana İsmail Yüksek'le ilgili iki duyum geldi. Bir sülalesi koyu Fenerbahçeli. İki bu transfer duyumunu veren kişi bana şunu söyledi. Siz yeni Emre Belezoğlu'nu buldunuz haberiniz yok. Yani bu çocuk yeni Emre Belezoğlu olur haberiniz yok dedi. Ben gerisine karışmıyorum dedim. Geldi kötü sezon geçirdi. Geldi oynatılmadı kiralandı. Değil mi İsmail Yüksek? Jorge Jesus tamam kesin gitti. Ben başka kariyeri bitti. Jesus gibi bir adam bunu oynatmaz denildi. Adışaklık dönemi. İsmail Kartal'la da yükseliş evresi. Ben bir şey söyleyeyim Şu formu sürdürsün. Sezon sonunda 30'a satarız biz Napoli'ye. Osterwolde bak. İsmail Kartal'ı ben bu yüzden istedim. Osterwolde. Her an her şey olabilir. Her şey olabilir. Yani İsmail Kartal'la yüksel edebilir. Tersi de. Şimdi Fenerbahçe'de geleceği merak edilen bir isim de Altay Bayındır. Altay Bayındır'a Suudi Arabistan'ın Ayaks'ın ilgisi var. Herkese durumunu merak ediyor. Şimdi Hollanda ekibi Rulli'nin sakatlığından sonra uzun süredir 25 yaşındaki kale takip ettikleri isim için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir diyor. Bu 6 milyon euroya serbest kalır maddesi de sosyal medyaya biraz bilerek bilinçli olarak verilen bir şey. Onu da belirteyim yani amaç burada biraz birazdan hani alan varsa alsın da biz de yolumuza bakalım mantığı doğruyu söylemek gerekirse. Ee, yani İrfan Can Eğribayat'ı gördünüz. Ayak yere sağlam basıyor. Hata yapıyor. Yapıyor. Yapacak da. Hatalı gol de yiyecek. Kaleci bu. İlla ki yiyecek. Yemezler. Diyen yalan söyler. Ama. Ama. Ama işte. işte aması var o işin. Aması şu. Hata yapıyor yapmasına. Ama. Bir özgüveni var. Altay'da bu özgüveni bırakmadık. Bak dün maç önü canlı yayınında ben bayağı sitem ettim. Dedim ki siz bu hale getirdiniz. diye çöp diyorsunuz. Samet'e çöp diyorsunuz. Ya bunlar kütür kütür topçular dedim. Tüm maçta beni anladınız inşallah. Ya üstüne düşün. Alıcı ben illa hani övün, yere göğe sığdırmamızı yapmayın demiyorum. Ben diyorum ki hakkını hakkı hani hakkını verin futbolcuların. Altay'ın gidişi, kaleci transferi ortalık biraz karışık. Ortalık biraz karışık. Yani niye karışık? Ee, çok enteresan şeyden dolayı karışık ortalık. Ben şu kaleci transferi konusunda çok fazla şey söylemek istiyorum ama yani gireyim kaleci transferine süre uzayacak ama mesela bak Dominik Livakovic Fenerbahçe gün sayıyor değil mi? Kayler Navas cepte bekletiliyor. Hocam nasıl diyor hemo hemo? Bu hafta kesin kaleci transferi sonuca bağlanacak diyorlar. Ben 25 Ağustos'tan önce beklemiyorum kaleci transferi. Şimdi Bayern Münih'te David De Gea'nın temsilcisinin özel bir görüşme gerçekleştirecek. Artık kesin orada diyorlar. Bayern Münih teknik direktörü Tuchel veto etmiş. Almayın demiş De Gea'yı. Fenerbahçe'nin kaleci adayları arasında De Gea yok diyor Sercan Hamzoğlu. Livakovic, Navas hani hala liste başı seri başı ama sürpriz bir kaleci diyor. Ki sürpriz kaleci de çok sürpriz bir kaleci. Değişik bir kaleci bizim satışından memnun olduğumuz bir ırktan. Yani bir futbolcuyu sattık. O ırktan. Onu da söyleyeyim. seviye Livakovic iddiaları yalanlanmış. Sevilla'nın böyle bir şey yokmuş. seviye Uğurcan Çakır yazılıp çizildi. Yani manyak manyak işler arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak. Biz bunu çok yaşadık. Biz bu macerayı, biz bu serüveni çok yaşadık. Eran Zahavi'de de yaşadık. Ben Arfa'da da yaşadık. Başkasında da yaşadık. Süreç uzadı mıydı? Fenerbahçe transferi bitiremiyor. İyi de kent geldi. Kent süreci uzamadı ki. Kentle görüşmeler önceydi. Anlaşıldı. Sezon sonu beklenildi. imzalandı. Anladınız mı? Fenerbahçe'den Kore'ye ata normalde okuyacağım son haber. Ama belki aralara bir şey sıkıştırırım ki. Bir, bir tane bir duyumum var. Onu sıkıştıracağım araya. Mecbur. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Fred ve Cengiz Ünder transferleriyle kadrosunu güçlendiren Sarla Hacivertler yeni bir yıldız için harekete geçti. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın kanat oynayabilen oyuncu istemesi üzerine rota İtalya'ya çevrildi. Joaquin Correa, Edin Ceko'nun Roma'da beraber oynadığı Cengiz Ünder'in transfer edilmesinden sonra Bosna Ersek'te oyuncunun önerisiyle Inter'in yıldızı Koreya temaslar başladı diyor. 19 kez milli oldu. 27 milyon euroluk transfer falan filan. Ben buralara girmeyeceğim. Haberin ana mekanizması, ana başlığı ne kardeşim ne şeker kardeşim Edin Ceko Cengiz'in transferinden sonra Kore'ye içinde temas kurmaya başladı. Ben bunun olacağını sanmıyorum. Ben bunun olacağını kesinlikle sanmıyorum. Anladınız mı? Ben size başka bir şey söyleyeyim. Edin Jacko ile alakalı bir şey söyleyeyim. Edin Jacko'nun bir menajerlik şirketi var. World Soccer Academy. Yani Dünya Futbol Akademisi. Türkçesini öyle çevireyim. Menajer Alessandro Lucchi'ye sağ ve sol kanadı yedek yedekleyebilecek bir isim istemişiz. O da Roland Salai ismini önermiş. Ve Fenerbahçe Roland Salai için görüşmüş arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Ee, Roland Salai 26 yaşında Macar oyuncu Atilla Salai'nin takım arkadaşı. Bu duyumlar sosyal medyaya, yurt dışı duyumcularına da yansıyan bir duyum arkadaşlar. Yani onu da belirteyim. Hani öyle haybeden atıp tutmuyorum. Ee, hatta görüşmede ne ele alınmış? Şimdi bu arkadaş Alessandro Lucci Fenerbahçe'ye bir nevi önermiş. öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 10 milyon euro transfer market değeri var. Bir tabirle ne uzayan ne kısayan futbolcu tabirine tam uyuyor. Şimdi Fenerbahçe'ye önerildiyse 10 milyon euronun bir kere yarısından fazlasıdır bonservisi. 6-7 milyon eurodur. Biz 6-7 veremeyiz. Hocam takside öldürsek geçiniz. Almanya'da çok tutunamadı. Son zamanlarda düşüşte olan bir futbol düşüşte olan bir futbolcu ama doğru kulüp Fenerbahçe mi? Orası da ayrı mesela. Apollon Nikosio'dan gelmiş. O da Güney Kıbrıs Rum kesiminden gelmiş. Şimdi Almanya Kupası'nda şeyde bir maç bir gol bir asist diyor. 82 dakika. Buna çok takılmayın. Bu hemen hemen her transfer döneminde bize önerilen bir futbol. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse. Ama alır mıyız? Ben çok sanmıyorum arkadaşlar. Çok çok sanmıyorum. Ee, onu da belirteyim arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası yok. Roland Sala'yı sanmıyorum. Korea'yı da sanmıyorum. Ha Şimanski, İrfan Can, iyileşirse Lincoln o bölgede oynayabilecek isimler. Ee, Al Bölegen Tadiç falan da oynayabilir ama Al durum bu. Şimdi Osterwolde'yi bu ürün götürün satın satabilir misiniz? Zor. Kaleci transferinde açık söyleyeyim. Divakovic, Navas çok konuşulan isimler ama ya içimden bir ses beni kemiriyor. Bunu da söyleyeceğim. Bak ben bunu söyledim diye duyum olarak algılamayın. Hissi olarak söylüyorum. İçimden bir ses diyor ki yok abi diyor. Fenerbahçe kaleci maleci almayacak diyor. İrfan Can Altay'la devam diyor. Şimdi şöyle de bir senaryo var. Samsun maçına çıkarsın. İrfan Can'a kaleci olur ya da Altay bayındır. Kütür kütür oynar. taraftarımız çok sever bir maçta süperstar ilan etmeyi. Bir maçta yerin dibine sokmayı. Sabaha süperstar olur. Hani bilmiyorum ya. Hakkımızda hayırlısı olsun. Benim aktaracaklarım bu kadar. Teşekkürlerimi sunuyorum.